4 Aralık mülkiyeler için önemli bir tarih. Çünkü gerçekten eski bir geçmişe bakıyor ve yine de ümitli bir geleceğe de bakmak istiyor mülkiyeler. 1858'de İstanbul'da padişah tarafından birçok yeniliklerle beraber haricide, harbiyede, mülkiyede, yönetimde bir yenilik getirmek istedi. Ve bu şekilde 162 seneden beri bu kurum önce bir yatılı ve saraya bağlı bir eğitim müessesesi, daha sonra Atatürk'ün kararıyla Ankara'ya nakledilen bir yüksek okul ve en sonunda 1948'den sonra Ankara Üniversitesi'nin bir fakültesi oldu. Ve bütün bu aşamalar boyunca farklı karakterler karakter taşıdı. Benim kaderimin kesişmesi siyasal bilgilerle iki türlü oldu. Birincisi, gazetecilik yaptığım sırada Ankara'da ve Profesör Yavuz Abadan'ın eşi olduktan sonra önce 1950'de yapılan genel seçimlerden sonra Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Yavuz Bey Eskişehir milletvekilini kaybetti ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi oldu. Ve bu vesileyle ben müdür eşi olarak önce fakülteye gidip gelmeye başladım. O zaman da dikkatimi çarpan ne kadar sıkı bir bağlılık vardı. Fransızların esprit de corps dedikleri bir topluluk ruhu, birlikte bir sorumluluk duyması ve birçok şeye ilgi duyuyorlardı. Güzel sanatlara, edebiyata, sinemaya vesaire. Sonra bana bir Fulbright bursu nasip oldu ve ben 52-53'te Amerika'ya, Minnesota'ya yüksek lisans yapmak üzere, hukuk mezunu olarak yüksek lisans yapmak üzere gittim. Dönüşte bir sürü kadrolar açıldı siyasal bilgilerde ve o alınan 10 asistenden biri de bana o nasip oldu. O zaman böylece ilk kadın üye, yani kadın üye olarak girdim. Daha evvel de öğrenci olarak bir iki öğrenci, kız öğrenci vardı. Ve aynı zamanda yeni konular da öğretmeye başladık. Bunlardan bir tanesi Amme İdaresi Enstitüsü'nün kuruluşuydu. Amme İdaresi Enstitüsü Anglo-Saksonların kamu yönetiminde sadece yasaların söylediklerini yapmak değil de bunun ayrıca bir bilim dalı olduğunu ileri sürmeleri ve bunu, bu bilgileri
yansıtmak. Bu fotoğraf Yavuz Abad'dan çok yakın arkadaşı Tahsin Bekir Balta, Seha Meray, Süheyb Derbil gibi kişilerle yürüttüğüm bir enstitü. Birleşmiş Milletler'in de parasal katkısıyla. Öbür taraftan zaman içinde fakülte, Siyasal Bilgiler Fakültesi de eşimi Yavuz Abadan'ı dekan seçti. Ve dekan olarak siyaset bilimi gibi yeni disiplinler, şehircilik gibi siyaset bilimi, ondan sonra kamu yönetimi, onları da fakültenin ders programına koydu. Bu Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Profesörler Kurulu Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin bir sürü binaları vardı. Önce kütüphanesi bu böyle mütevazi bir kütüphaneydi. Fakat sonra büyük bir çaba ile çok zengin bir kütüphane kuruldu. Ve hala bugün bütün şeylere rağmen, kısıtlamalara rağmen siyaset bilimi alanında ileri, yani kurucu ve bir geleneği olan bir fakültedir. Ve en güzel tarafı, ben artık iyice şey ettikten sonra, yasal emeklilik çağım geldikten sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da Boğaziçi'nde hocalık yaptım. O arada benim kürsümde olan bir genç kadın siyaset bilimcisi, Profesör Serpil Sancar, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin ilk kadın dekanı oldu. Yani bugün artık Türkiye'de siyaset bilimi bir bilim dalı olarak yerleştiren Mülkiye'dir. Mülkiye'nin geleneği var. O gelenek eleştiri yapmak, demokrasiyi savunmak, laikliği savunmaktır. Ve bu konuda hiç aksamış sayılmaz. Gönül ister ki biraz daha sesi fazla çıksın.